Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır, içi yumuşacık nefis bir simit hazırladım. Malzemelerimi hazırladım. Yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı da kuru mayayı alıyorum. Bu malzemeleri şöyle karıştırdıktan sonra unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Anne. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Hamurumuzun kıvamı da sert olmalı. Normal mayalı hamurlar gibi e, yumuşak kıvamda olmamalı. Ele yapışmayan ama sert bir kıvamda hamur yoğuruyoruz. İçerisine de maya koyduğumuz için bu aşamada güzel bir şekilde hamuru yoğurmaya dikkat edelim. Özellikle maya kokusundan rahatsız oluyorsanız mayalı hamur yaparken hamurunuzu güzel bir şekilde yoğurursanız içerisindeki o maya kokusunu almış olursunuz. Hamurumu güzel bir şekilde toparladım. Üzerini kapatıyorum ve yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumu bir saat kadar mayalandırdıktan sonra artık simitlerimi yapmaya başlayabilirim. Mayalanan hamurun tekrar havasını alıyorum. Güzel bir şekilde tekrardan yoğuruyorum ve 7 eşit bezeye ayırıyorum. Burada beze miktarını biraz daha küçük veya biraz daha büyük tutabilirsiniz. Ben bu ölçülerle 7 adet simit elde ettim. simidimizin sosu için bir çay bardağı üzüm pekmesi ve 1 çay bardağı da suyu karıştırıyorum güzelce karıştırıyorum ve bir kenara alıyorum şimdi simitlerimizi yapmaya başlayabiliriz bezemin bir tanesini Önce yuvarlıyorum daha sonra da videoda görmüş olduğunuz gibi Rulo şekline getiriyorum Burada ne kadar inceltebilirseniz inceltin zaten Yaparken hamur toparlanıyor Sonra videoda görmüş olduğunuz şekilde Simitlerimi yapıyorum Bu şekli yapmak çok kolay arkadaşlar İlk başta size karmaşık gelebilir ama ee, hamurunuzun kıvamı işte bu aşamada biraz sert olursa kolay bir şekilde bu şekli elde ediyorsunuz. Eğer videomun tam da bu kısmına kadar izlediyseniz kanalımın büyümesi için desteklerinizi benden esirgemeyin. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Yaptığınız her beğeni her yorum benim için kıymetli. Hem videomu izlemiş olduğunuzu anlamış olurum. Hem de tariflerimin videolarımın daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Simitlerimin tamamını hazırladım. 7 adet simit elde etmiş oldum. Simitlerimi önce pekmezli suya batırıyorum. Ardından da kavrulmuş susamın içerisine batırıp yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Fırınımı da önceden 200 derecede ısıttım. Isıtmış olduğum fırına gönderiyorum. Göndermeden önce de bir yanmaz kasenin içerisine kırılmaz kasemin içerisine su bıraktım. Fırının içerisine ilave ediyorum. Mutlaka ya borcam olur ya kase olur. Fırının içerisine simitler pişerken su bırakmayı unutmayın. Bu sayede simitlerinizin içi de dışı da çok güzel çıtır çıtır oluyor. Simitlerim benim fırınımda 25 dakikada Anne. pişti. Mutlaka sıcak sıcak servis edin. Anne. Çok güzel oluyor. Çıtır çıtır. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.